Herkese merhaba, ben Cansu Canan Özgen. Bugün yine harika bir yerden karşınızdayım. Dolmabahçe'deki Lexus Showroom'undan sizlere sesleniyorum. Lexus'la şık sohbetlere hepiniz hoş geldiniz. Nedir şıklık, zariflik, kalite, insanın kendine yakışanı giymesi? Tıpkı Lexus gibi. Lexus'la şık sohbetlerde yeni yılda birbirinden özel konukları ağırlamaya devam ediyoruz. Bugün yine yanımda çok kıymetli ve çok özel bir isim var. Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Sayın Ali Haydar Bozkurt Bey bizlerle birlikteler. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Çok sağ olun, iyiyim. Sağ olun. Şimdi sizi yakalamışken çok önemli gelişmeler var otomotiv sektöründe. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli vaktinizi bize ayırdınız ve geldiğiniz için. İlginç ve çarpıcı verilerle bu pandemi sürecinde otomotiv sektörü adına karşılaştık. Özellikle otomotiv sektörü Avrupa'da küçülürken Türkiye'de bu tam tersi yönünde konumlanmış. Bununla ilgili ben yorumunuzu alarak başlamak istiyorum. Hayır. Şimdi tabii Türkiye'ye bu pandemi sürecinde 2020 yılı boyunca sizin de bahsettiğiniz gibi Avrupa'dan ya da dünyanın geri kalanından pozitif ayrıştı aslında. Bunun altında yatan çok temel sebeplerin başında 2017 sonundan itibaren 2018 ve 19 yıllarında Türkiye'de pazarda ciddi düşüşler yaşadık. Ekonomide olan bazı gelişmeler pazarın yavaşlamasına sebep olmuştu. Bu da 2018 ve 19 yılında önemli bir miktar talebin ötelenmesine sebep olmuştu. 2020 yılına geldiğimizde artık bu ötelenen talebin yeniden pazarın yükselmesine sebep olması bekleniyordu. Nitekim Ocak-Şubat ayında 2020'nin başında çok hızlı bir başlangıç yaptık pazara. Satışlar çok hızlıydı ve hatta elimizdeki stoklar bitti. Araç yetişmemeye başladı. Beklentinizden fazla mıydı? Burada bir araya girmek istedim. Beklentimizden fazlaydı. Yani biz 2019 yılını yaklaşık 420 binlerde kapatmıştık. Beklentimiz 500-550 binlere çıkacağı yönündeydi 2020'nin ama öyle hızlı bir başlangıç oldu ki Ocak ve Şubat'ta bizim de tahminimizin yukarısına bir yerlere gideceğini Ocak ve Şubat ayında gördük. Ancak ne oldu? Tam Mart başına geldiğimizde işte malum pandemi gündeme geldi. Tabii hayatın akışı değişti. İnsanlar ağırlıklı olarak evlerine kapandı. Bazı iş yerleri kapatmak zorunda kaldı. Tabii böyle bir süreci yönetirken öngörülerde bulunmak da kolay değildi. Yani tedirginlik oldu mu o dönemde? Çok büyük tedirginlik oldu. Yani iş hayatının dışında insanlar sağlığıyla ilgili tabii öncelikle tedirginlik yaşadı. Bunun üzerine tabii ki bu işin uzun sürmesi durumunda İş hayatımız nasıl etkilenecek? Bunun tedirginliği üstüne geldi. İnsanlar işimizden olacak mıyız? Nasıl geçineceğiz? Bütün bunlar üst üste çok hızlı yaşandı ve Mart ayında hatırlayacaksınız. Bir de televizyonlarda, internette izlediğimiz o görüntüler o kadar korkunçtu ki Çin'den gelen görüntüler. İlk etapta değil mi? Büyük bir panik yarattı. İnsanlar bir anda eve kapandı. Tabii böyle bir durumda da bir belirsizlik başladı. Hatta biz 2020 senesinin artık kayıp yıl olacağını konuşmaya başlamıştık Mart ayında. Fakat işte tam da o sırada pandeminin başka etkileri söz konusu oldu. İnsanların toplu taşıma kullanmaktan ziyade işte uçak, tren, otobüs gibi araçları kullanmaktan ziyade hatta taksi kullanmaya çekindiler. Kendi özel otomobillerini kullanmayı tercih ettiler ve o iki yıl boyunca ötelenmiş talep de bunun üzerine binince Nisan-Mayıs ayları gibi bizim de hiç beklemediğimiz bir taleple karşı karşıya kaldık. Yani insanlar birkaç aylık bekleme sürelerini dahi kabul edip otomobil almak için sıraya girmeye başladılar. İşte Mayıs ayından yaklaşık olarak Aralık ayına kadar gelen süreç 2020 yılı için böyle geçti. Avrupa baktığınız zaman hatırlayacaksınız pandeminin o ilk dalgası dediğimiz dönemi İtalya'nın, İspanya'nın başta olmak üzere Fransa'nın çok yüksek vaka sayıları sebebiyle pazarda ciddi bir düşüş yaşarken Türkiye'de az önce anlattığım o iki yıllık ötelenmiş talebin gündeme gelmesi bir de üstüne pandemiden dolayı özel araç kullanımı tercih edilince korkunç bir şekilde aslında Türkiye'deki otomobil pazarı için pozitif bir ayrışmaya sebep oldu.
Ve bir anda öyle yükseldi ki pazar, hani bizim o 500-550 bin olur bu yıl dediğimiz pazar, daha henüz 2020 yılı kapanış rakamları resmi olarak açıklanmadı ama beklenti o ki 750-780 bin bandında bir yerde bitecek görünüyor. Neredeyse %50'lik beklenti, öngörünün üzerinde bir artış var. %50'lik beklentinin üzerinde geçen yılın yaklaşık neredeyse iki katına yakın bir artış var. Evet, 2017 gibi daha normal kabul ettiğimiz yıllara göre hala gerideyiz aslında. Şu anda o bizim yaklaşık 1 milyonluk pazarın gerisindeyiz. O zararı tanzim etme dönemi gibi mi? Yani tabii otomobil sektörü için ilginç ve heyecanlı bir süreçti. Biz yani ben yaklaşık 24 yıldır bu sektördeyim. Daha evvelini de hatırlayabildiğim kadarıyla düşünüyorum. Hiç böyle bir süreç yaşamamıştık. Yani insanların otomobil almak için neredeyse yarıştığı, ya işte 3 ay, 4 ay, 5 ay beklemeye razı olduğu bir süreci hiç hatırlamıyorum. Aslında ısınarak burada araya girmek istiyorum. Aslında böyle bir dönem için çok da şaşırılası bir refleks değil mi? Çünkü belirsizliklerde, kaygı dönemlerinde insanlar hani eve çekildiler ve kabuklarını çektikleri dönemlerde biraz harcama alışkanlıkları da normalde çok değişken olur değil mi? Yani o dönemde çünkü otomotiv lüks tüketime giriyor her ne türü olursa olsun. Buna para harcıyor olmak bence çok öngörülebilir bir durum değildi ama. Şimdi çok da güzel bir soru aslında. Bu büyük bir tartışma konusu. Gerçekten otomobil hani bizim çocukluğumuzda belki biraz lükstü de bugün artık lüks olmaktan çıktı, bu onun göstergesi. Yani evimizdeki buzdolabı nasıl lüks değil bir ihtiyaçsa, mobil olmak bir ihtiyaç olduğu için otomobil de artık lüks değil. Çünkü bugün baktığınız zaman mobiliteyi ortadan kaldırma şansınız yok. İnsanların mutlaka bir yerden bir yere ulaşma ihtiyacı var. Ürünlerin bir yerden bir yere ulaşma ihtiyacı var. Bir de hız da çok önemli çağın parametrelerinden. Yani, çünkü evet, zamana karşı yarıştığımızda bir dinamik bir çağda yaşıyoruz dediğiniz gibi. Bu nedenle insanların özellikle böyle durumlarda mobil olmaya, güvenli kalabilmek için mobil olmaya ihtiyacı artıyor zannediyorum. Psikolojik olarak ya bir şey olsa ne yaparım, alır başımı, ailemi de alırım, kırlara giderim dediğinizde bunu nasıl yaparım peki? Bir otomobil lazım bunun için diye belki çok en basit mantıkla bir formülde. Belki nereye gideceğini bilmiyor ama arabaya binmesi gerektiğini biliyor. Yani mutlaka bir yere ulaşmanız gerekiyorsa otomobilinizin olması gerekiyor. Bütün bunların üzerine tabii ki uzun zamandır otomobil fiyatlarında bir baskılanmış düşük pazardan kaynaklı ikinci elde de olsun sıfır otomobil fiyatlarında baskılanmış bir fiyat süreci de vardı. Tabii bu taleple birlikte biraz onun da önü açıldı. Alınan otomobillerde insanlar bir iki ay içerisinde kâr etmeye başladılar. Prim yapmaya başladı otomobiller. Tüm bunlar üst üste gelince Türkiye'deki pazar Avrupa geriye giderken baktığımız zaman Avrupa'daki düşüş yaklaşık %25 civarında. Biz %67 büyümüşüz. Yani, çok çarpıcı bir oran. Çok çarpıcı bir oranda Türkiye pozitif ayrışmış. Hı hı. Hala aslında o ötelenmiş talebi de tamamlamış değiliz. Yani 2018 ve 19 düşük seyreden yılları 2017 yılıyla, yani normal diye tırnak içinde söylesek, evet, normal diye kabul ettiğimiz satış adetleriyle kıyasladığımızda aslında daha hala oluşmamış, yani daha doğrusu karşılanmamış talep de var. Yani 2020'den 21'e geçerken o iki yılın bir kısım ötelenmiş talebiyle de birlikte geçiyoruz aslında 21'e. Şimdi 2021'in otomotiv sektörü öngörülerini soracağım sizi yakalamışken. Çok önemli çünkü öngörüleriniz benim açımdan. Ama şunu da sormak istiyorum, konu bütünlüğü dağılmasın diye. Çok güzel bir düzeltme yaptınız biraz önce, teşekkür ederim. Artık otomotiv lüks olmadı ama bir de lüks klasmanı var otomotivin. Lüks klasman da bu artışa paralel olarak bir artış gösterdi mi? Kesinlikle gösterdi. Lüks segment de normal binek otomobil pazarına paralel bir seyirdi. Orada da %63'lük bir büyüme var. Hı hı. Yani aşağı yukarı aynı büyümeyi orada da görüyoruz. Tabii burada birkaç sebebi var. Lüks her zaman vardır. Yani lüksü olan ihtiyaç. Lüksün tanımını hani belki açarız ilerleyen dakikalarda ama bildiğimiz anlamdaki lüks dünya durdukça devam edecek. Tabii lüksün yanı sıra
tüketicinin aslında otomobilde daha fazla vakit geçireceği, daha fazla ihtiyacını otomobil içerisinde karşılayacağı bir dünyaya da gidiyoruz. Öyle olunca da otomobilden beklenti de değişti. Şimdi onu soracaktım. Mesela pandemi sonrası özellikle bu üst segmentte ne gibi beklenti değişiklikleri oldu? Ya bir kere konfor ve güvenlik çok daha fazla konuşulur hale geldi. Bunun dışında araç içi uygulamaların daha fazla arttığını görüyoruz. Çünkü hani biz 20-30 yıl öncesinde baktığımızda otomobil hani bizi bir yerden bir yere götüren, tabiri caizse ayağımızı yerden kesen dört tekerlek bir direksiyondan ibaretken bugün artık otomobillerin her biri neredeyse bir bilgisayar gibi. Bir de insanın kendini ifade etme biçimi de oldu. Yani hani tabii, beni otomobilimden tanırsın gibi bir motto da oldu galiba, prestij, değil mi? Prestij açısından da çok önemli. Hani insanlar için bindiği, tercih ettiği otomobilin işte markası, modeli çok önemli de hale geldi. Bu yeni dedi, yıllardır var. Ama son pandemiden sonra özellikle insanlar için otomobilde geçilecek zaman arttığı için. Yani hı hı, şimdi eskiden hatırlayın işte Bodrum'a yazlığa gideceksiniz ya da Antalya'ya. Buradan uçağa biniyorsunuz, orada bir otomobil kiralıyorsunuz. İşte orada kaldığınız sürece ihtiyacınızı gideriyorsunuz. Ama bugün öyle değil. Bugün buradan Bodrum'a Antalya'ya otomobille gidiyoruz artık. Yani bu pandemi sürecinde hı hı, bunları hep yaşadık, hala yaşıyoruz. Şimdi böyle olunca da bu otomobillerdeki daha uzun yolda kullanılacak otomobil için gerekli ihtiyaçlar elbette ki ön planda güvenlik ve konfor geliyor. Evet. Çünkü düşünün 8 saat, 9 saat yolda otomobilde seyahat edeceksiniz. Bir nevi ikinci ev gibi oluyor. Öyle bir konfor kesinlikle ihtiyacı doğuyor. O nedenle ilk başta konfor ve güvenlik önde. Ama tabii ki araçlarda artık çok fazla özellikler var. Giderek daha çok otomobil olmaktan ayrışıp mobilite aracına doğru gidiyor baktığınız zaman yeni otomobiller. Bu nedenle lüks araçlarla ilgili tercih sebebinin arkasında biraz bunlar da yatıyor işin doğrusu. Uzun yolda da artık daha fazla kullanıyoruz otomobili. Yani sadece şehir içinde yarım saatlik mesafeye gidip dönmüyoruz. Yani buradan biniyoruz, Antalya'ya gidiyoruz, Bodrum'a gidiyoruz gibi. O nedenle insanlar az önce de bahsettiğim güvenlik ve konfor başta olmak üzere seyahat esnasında ihtiyaç duyabilecekleri özellikleri de otomobillerinde görmek istiyorlar. Kesinlikle öyle. Yani artık otomobile bakış felsefesi değişti. Dolayısıyla felsefesi olan otomotivleri de tercih etmeye başladılar. Ben bu felsefe meselesine girmişken Lexus'la ilgili de ayrıntı sorular soracağım. Zira ben son zamanlarda çok fazla ilgileniyorum ve birçok detaya hakimim. Çok hoşuma giden detaylar var. Özellikle sizden de eksik kaldığım kısımları tamamlamanızı rica edeceğim. Hazır sizin gibi değerli bir ismi bulmuşken kendimi şanslı hissediyorum. Böyle özel ders alır gibi. Şimdi önce şuradan başlayalım. Lexus'un da satışları geçen yıla göre böyle bir dönemde lüks klasmanın bu segmentinin önde gelen markalarından biri iki katından fazla belki de artış gösterdi. Hani bunu neye bağlıyorsunuz? Buradan biraz daha özelleştirelim isterim meseleyi. Şimdi Lexus zaten artık dünyada büyük pazarlarda gerçekten yıllardır hani imzası olan bir marka. Hı hı. Hani Lexus kullanıyorum diye bir tabir var. Evet. Yani prestijin bir anlamda ismi haline gelmiş bir marka. Büyük pazarlardan kastım hani Amerika'ya baktığınız zaman en çok pazar payına sahip lüks diye tanımladığımız sınıftaki otomobil markası. İşte 7-8 senedir hiç elden bırakmadığı ödülleri var. En sorunsuz marka, en iyi üretici gibi ödülleri elinde tutuyor. Şimdi dünya pazarlarında aslında oturmuş ve tanınmış bir marka. Türkiye'de henüz genç bir marka. Yani çok yeni pazara girdi. Daha yolculuğunun başında. Ama yaşına göre çok yol kat etmiştir bir marka. Tabii farkındalık yaratma ve bilinirlik konusunda Lexus çok hızlı bir şekilde pazarda kabul gördü. Bir de tabii insanlar artık bilgiye hızlı ulaşıyorlar. Tabii. Yani internete girdikleri zaman bir anda birkaç dakika içerisinde o marka ile ilgili dünyada neler olup bittiğini çok hızlı çözebiliyorlar. Bunların da desteğiyle ve yurt dışındaki gerçekten o hak ettiği ve marka imajıyla çok hızlı bir şekilde aslında duyulmaya başlandı Türkiye'de.
Ve bu nedenle de biz aslında şu anda o kar topu etkisini biraz görüyoruz diyebilirim Lexus için. Çünkü bu tür yeni giren markalarda, hele de lüksten bahsediyorsanız, süper premium segment dediğimiz segmentten bahsediyorsanız, kullanıcıların kendi deneyimlerini yakındaki insanlarla paylaşarak yarattığı bir potansiyel ve pazar var. Bu nedenle hani bu ikiye katlanarak her sene gitme şeyini, pazara yeni giren bir markanın yaşaması çok normal. Çünkü sunulan hizmetler ve ürünle ilgili çok fazla da arkasında anlatacak hikayesi olan bir marka Lexus. Evet. Yani mesela Türkiye'de bu kadar yaygın servis ağına sahip başka bir hani süper premium marka yok. Yani Edirne'den Van'a kadar nereye gitseniz yetkili servise kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir servis ağımız var. Sorunsuz bir marka diyoruz mesela. Sorunsuz marka, o kadar markaya güveniyoruz ki bir gün yolda kaldığınızda hani biz biliyoruz ki size çok hızlı ulaşabilecek bir yaygın servis ağımız da var. Ama dağın başında kaldınız, bir şekilde size ulaşılamıyorsa biz size helikopterle teknisyen göndereceğiz diyoruz. Şunu da söyleyeyim. Hizmette sınır yokmuş gerçekten. Bu yıla kadar hiç böyle bir ihtiyacı olmadı Lexus'un. Çünkü gerçekten yani yolda kalma olasılığı nazar değmesin çok düşük bir otomobilden bahsediyoruz. Tabii ki hem böyle yaygın servis ağına sahip olması, hem arkasındaki satış sonrası hizmetler, her bir Lexus müşterisinin mutlaka bireysel bir danışmanının olması. Düşünebiliyor musunuz? Bir ürününüz var. İstediğiniz an arayıp istediğiniz soruyu sorabiliyorsunuz. Sizi şahsen tanıyor, kullandığınız otomobili tanıyor. Ne ihtiyacınız varsa her konuda ulaşabileceğiniz şahsi bir danışmanınız var. Şimdi bunu sunabilmek çok büyük bir avantaj diye düşünüyorum. Ya bu hizmeti satın almak da büyük bir avantaj. İnsan kendini çok özel hisseder. Yani çok butik bir hizmet yani çünkü. Yani bir şeye ihtiyacım olduğunda işte Ayşe Hanım'a, Ahmet Bey'e ulaşabilirim diye düşünmek bile insana güven verir. Tabii çok önemli bir başka şey, pazara yeni girmiş bir marka ile ilgili otomobilde ilk akla gelen sorulardan bir tanesi de şu oluyor. Tamam, ben bu aracı aldım, severek de kullandım, işte 3 yıl kullandım, 5 yıl kullandım ve bir gün satmak istediğimde acaba çok değer kaybeder mi? Kolay satabilir miyim? Değerinde satabilir miyim? Bu soruların önüne geçecek bir uygulamamız var bizim. Aracı satarken müşteriye geri almayı taahhüt ederek satıyoruz. Yani bu aracı işte 1 yıl sonra, 2 yıl sonra, 3 yıl sonra işte şu şartlarla bize getirdiğinizde size yaklaşık şöyle bir yüzdelik şeyle fiyat farkıyla geri alacağımızı taahhüt ediyoruz diyor. Şimdi bu çok önemli bir şey. Evet. Yani çünkü otomobil çok da öyle, hele de süper premium segmentten bahsediyoruz. Tabii ki çok ucuz bir emtia değil. Yani birkaç yıl bindikten sonra kolay satabilir miyim, satmakta güçlük çeker miyim, değerini satabilir miyim gibi sorular doğal olarak müşterinin kafasında oluyor. İşte Lexus bu uygulamasıyla da bir fark yarattı. Ve bir güven de verdi. Yani ben bu arabayı alıyorum ama 3 yıl binip sonra götürdüğümde kime satacağımı, yaklaşık ne fiyata satacağımı alırken daha biliyorum, az çok biliyorum duygusu. Bence önemli bir avantaj. İşte o aslında bir aidiyet oluşturuyor sahip olduğu otomobil markasıyla. Şu anda biz tabii, ben biraz önce programa başlarken söyledim, kendimizi evimizde gibi hissettiğimiz bir yerdeyiz aslında. Burası Dolmabahçe Lexus Showroom'u ama arkadaşlarımdan da rica edeceğim, çok önemli detayları konuşurken ben arabanın iç detaylarına, teknik detaylarına dair sorular da yöneltirken Ankara'daki showroom'dan da görüntüler aktaracaklardır izleyenlere. Ben şöyle aslında bir soruyla, özel bir soruyla devam etmek isterim. Mesela içeride de işte klima, koltuklar, işte o misafirperverlikle zaten araba daha karşıdan ışıklarını yakarak sizi karşılıyor. Birçok özelliği var. Sizin böyle en favori özelliğiniz hangisi? Oradan böyle detaylandıralım isterim. Yani şimdi Lexus, ben açık söyleyeyim, hani bu markada bir yönetici olduğum için söylemiyorum. Lexus daha Türkiye'yi biz getirmeden önce ben yıllarca Lexus'u getirmek için çok fazla uğraştım. Kişisel olarak benim en sevdiğim otomobil markası diyebilirim. Yani çok heyecan verici çizgileri olan,
Yani baktığınızda dünyada hani SUV trendi çok bugünlerde çok trend oldu ama Lexus yıllar önce SUV'de ilk premium modeli üreten RX ile dünyaya bunu tanıtan marka olmuştu. Açıkçası ilk gördüğümde aşık olduğum model de RX'ti benim. Ondan sonra diğer modelleri tabii üretildi. Şu anda farklı bir modelini kullanıyorum, LS kullanıyorum ama... Şu yer uçağı gibi olan mı? Evet, öyle adlandırıyorlar. Şimdi özellikle uzun seyahatlerde filan işte zaman zaman şoförle gidiyorum ama zaman zaman kendim kullanıyorum. Açık söyleyeyim yani 8-10 saatlik mesafelere... çok kısa molalarla gittiğimde dahi indiğimde uçaktakinden daha az yorgunlukla iniyorum. Bu çok önemli bir özellik. Eminim klimanızı kullanıyorsunuzdur klimamı çünkü. Anti-aging özelliği olan. Klimamızın anti-aging özelliği deli var. Deli kenarındaymışsınızcasına. İşte virüs, bakteri ve virüsleri öldürüyor biliyorsunuz. %99 oranında bu arada test edilmiş bakteri ve virüsleri tabii. etkisini azalttı. Yani koltuklar çok rahat. Mesela o koltukların dizaynı 5 sene sürüyor. Yani öyle... Hani birkaç aylık böyle bilgisayarlarda hazırlanıp ondan sonra da tamam üretelim diye. Şimdi 5 yıl bir koltuğun çalışılması ne demek? Farklı pozisyonlarda konforlu olacak mı? Kaza anında güvenli olacak mı gibi bir sürü faktörü bir arada dizayn etmeleri ve üretmeleri gerekiyor. Ben çok fazla özelliğini seviyorum. Giderken ki yoldaki sessizliği, hibrit oluşu. Yani bizim bütün modellerimizde hibrit versiyonlarımız var ve bunu sunan tek süper premium marka biziz. Bundan da gurur duyuyorum. Çünkü çok çevreci bir otomobil. Kullandığım otomobil 4x4 bir otomobil. Yol tutuşu çok iyi. Güvenliği hissediyorsunuz. Yani yolda gerçekten çok sessiz bir sürüş keyfiyle gidiyorsunuz. Çünkü sadece koltuklar değil, otomobilin gücü ve genel sessizliği de aslında yorgunluğunuzu etkileyen bir şey. Doğru. Uzun seyahatlerde hani o sürekli lastik sesi, rüzgar sesi duymak da bir müddet sonra insanı yoruyor. Mesela ben kendi otomobilimde özellikle bu pandemi sürecinde çok uzun yol yaptım. Çoğunda da kendim kullandım. Ve gerçekten her seferinde yol nasıl bitti anlamadım. Hatta yol bitti diye üzüldüm. Yani böyle şeye döndüm, böyle bir hani 20'li yaşlarıma, hani daha böyle otomobillerle yeni tanıştığım o ilk heyecan duyduğum dönemlere. Lexus öyle her modelini ayrı keşfettiğiniz bir marka. Bu nedenle hani bu saydığımın dışında da çok fazla tabii otomobil özellik. Bir kere yani oturup kitapçığını ciddi çalışmanız gerekiyor. O kadar bir de, çok özellik bir var de şöyle, ki. Çok özelliği var. Bir de gerçekten hani böyle nasıl söyleyeyim, bir tanıtım kitapçığı gibi değil. Birçok özelliğin bilimsel olarak işte ya üniversitede raporlanmış bir araştırma sonucu var ya çevreye bir katkısı var. Hibrit araçlardan bahsettiniz. Onları da biraz sonra detaylandırmayı çok isterim. Yani gerçekten öğrendiğiniz ve işte benim demek ki hayatımda çevreye bir insan olarak dünyaya, yaşadığım gezegene faydam olması için sadece kendime dikkat etmem gerekmiyormuş. Bindiğim arabadan davranış biçimime kadar her şeye dikkat etmem gerektiğini ve arabamın da çevreyi korumada bir misyonu olduğunu aslında bize gösteren bir bilimsel veriler kitapçığı gibi de bir kitapçık yani. Çok cezbetti açıkçası. Aracın tanıtımı gerçekten bayağı bir zaman alıyor. Evet. Hani teslimatlarda. Buna rağmen dönüp dönüp kullanırken yeni yeni şeylerini, özelliklerini keşfediyoruz. Yani o kadar çok fazla özellik var ki bazen işte ya bu özelliğini bilmiyorduk dediğimiz yeni şeylerini böyle şoförümle ben keşfedince gülüyoruz falan. Hani hala bunu bilmediğimiz şeyler var otomobille ilgili diye. O anlamda gerçekten çok dolu dolu bir teknolojiyle donatılmış, içinde baktığınız zaman çok fazla detay var. Tabii el işçiliği çok önemli bir şey Lexus'un. Evet. Biliyorsunuz bu Takumi ustalarının, gerçek el sanatkarlarının bu otomobilde çok büyük dokunuşları var. Yani işte artık bu robotik üretimler gelişti. Efendim söyleyeyim, seri üretim çok gelişti. Böyle bir ortamda hala insan emeğiyle yapılan, üretilen, baktığınız zaman çok fazla emek var şeyde, otomobil üzerinde.
Yani o dikişler filan mesela, deri koltuk dikişleri, işte direksiyon, yani bir direksiyonun mesela 37 günde yapılıyor bir direksiyon. Bir de zannediyorum ki işte hani kadınlar da özel olarak düşünülmüş, uzun tırnaklar takarak denemeler yapılmış işte takılmasın, zorlanmasınlar yani diye. Yani araçlar test edilirken farklı kullanıcıların ihtiyaçlarını dikkate alarak zaten dizaynlar geliştiriliyor. Yani tüm bunlara baktığınız zaman mesela Takumi ustaları beni çok etkilemişti ilk öğrendiğimde. Hani alanlarında yaklaşık 25 yıllık bir tecrübeleri var. Ve onların sağ ve sol ellerini eşit kullanabilme yeteneklerini duyduğumda çok şaşırmıştım. Her iki elleriyle de origami yapabiliyorlar. Yani hatta ara ara kendilerini test etmek için işte belli bir saniyede işte sol elleriyle ya da sağ elleriyle o origamiyi yaparak kendilerini hep böyle şey, o yeteneklerini üst düzeyde tutmaya çalışıyorlar. Bu tabii işe gösterilen saygının da bir şeyi, işareti. Şeyi hissediyorsunuz zaten üründe, hani özel bir özen gösterildiğini, kullanıcının ihtiyaç duyabileceği her detayı birilerinin sizin için düşünmüş olduğunu hissediyorsunuz. Ben hani hem aracı kendim kullanırken bunu hissediyorum, hem arkada otururken de çok net şekilde bütün bu detayları, hani sizin adınıza birilerinin bu kadar çok detayı düşünmüş olması güzel hissettiriyor. Evet, bence. Özel hissetme sebeplerimizden bir tanesi. Bir de tabii işte felsefe ve aracın misyonu olması meselesi. O misyonlardan bir tanesi de hibrit araçlar. Siz hibrit araç üreten bir şirketin CEO'susunuz. Dolayısıyla öngörüleriniz çok çok mühim. Nasıl dizel araçlardan uzaklaşma oranları nasıl? Hibrit araçların geleceğini nasıl görüyorsunuz? Malum dizel araçlar havaya çok ciddi manada zarar veriyorlar. Bu konuda da yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şimdi bizim çalıştığımız grubun hibritle ilgili çalışmaları yaklaşık 50 yıl önce başlamış. Yani hem de öyle ilginç bir gerekçeyle ki, neden ilginç? Bugün ilginç değil ama 50 yıl önceyi düşünürseniz gerçekten ilginç. Demişler ki ya, bir gün gelecek, dünyayı insanoğlu daha çok kirletecek. Ve biz otomobil işindeyiz. Otomobiller de burada önemli bir rol oynayacak. Bugün otomobil sayısı dünya trafiğinde kısıtlı ama hızla büyüyor ve yollarda daha fazla otomobil olacak. Biz çevreye zarar vermeyen otomobil teknolojileri geliştirelim diye yola çıkmışlar. Önce elektrikli otomobil tabii ilk akla gelen, bunları çalışmışlar. Ama tabii ki bir de 50 yıl önceki batarya teknolojileriyle düşündüğünüz zaman, İşte bu araçların şarj süreleri, şarjdan sonra o bataryalarla ne kadar menzil gidebileceği gibi gibi, ya da bu bataryayı doldurmak için gerekli olan elektriği bir kömür santralinden üretip aracı şarj ettiğiniz gibi şeylere baktığınızda, totalde aslında elektrikli otomobilin o gün için iyi bir çözüm olmadığına karar verip hibrit çözümü geliştirmişler. Bugün geldiğimiz noktada 50 yıl önce başlatılan o hareketin ne kadar da haklı olduğunu görüyoruz. Bakın, dizellerin insan sağlığına sigaradan daha fazla zarar verdiği artık bilimsel olarak konuşulan bir gerçek. Ve çok hızlı bir şekilde birçok ülke dizel otomobili yasaklamaya başladı. Evet, Dünya Sağlık Örgütü'nün bir raporu paylaşılmıştı benimle DT olarak bu konuda. Yine sizin yaptırdığınız araştırmalarla, sizin yani Lexus'un bilgileri içerisinde var. %95 oranında daha çok havayı kirlettiği tespit edilmiş. Tabii, çok fazla zehirli gaz içeriyor. Bu nedenle şu anda Avrupa'da çok hızlı şekilde dizel satışları düştü. Birçok ülke tarihler koydu. Şu tarihten sonra dizel otomobiller trafiğe çıkamayacak diye. Üreticiler dizel üretmekten vazgeçiyor yavaş yavaş, ki Toyota bunlardan iyi ki. Biz Toyota olarak 2019 başına itibaren dizel satışını durdurduk, üretimini de durdurduk. Ve o zaman tabii ki Türkiye pazarının %75'i dizelken bu çok cesur bir çıkış olarak görülmüştü ve İnsanların dizel yokken hemen hızlıca hibrite nasıl adapte olacağı çok sorgulanmıştı.
Bizim için de biraz böyle acaba nasıl olacak diye beklediğimiz bir süreçti. Yine belirsiz bir süreç. Bir belirsizlik vardı. Yalnız yine söylüyorum ki dünyada hibrit o kadar hızlı yaygınlaşmıştı ki tüketici daha bilinçli. Yani yeni bir teknolojiyi duyduğunda, yeni bir ürünü duyduğunda çok hızlıca internetten geniş bir araştırmayı birkaç dakika içerisinde yapabiliyor. Ve bizim 3-4 yıl içerisinde ulaşmayı hedeflediğimiz satış yüzdesini ilk yılın sonunda yakaladık. Çok hızlı bir şekilde hibritler kabul gördü pazar tarafından. Hem bireysel müşteri için hem de filo müşterileri için. Şu anda özellikle de kurumsal müşteriler, filo müşterileri, uluslararası firmaların hedeflerinde karbon ayak iziyle ilgili çok önemli hedefleri var artık. Yani ilk akla gelenlerden bir tanesi de şirkette kullanılan otomobiller. Evet. Tabii öyle olunca şu anda bize bu uluslararası firmalar hibrit araç lazım diye bize geliyorlar. Yani ilk akla gelen de çok şükür bizim araçlarımız. Hani bu kadar çok fazla her modelinde hibrit seçeneği olan tek markayız. Bu nedenle de tahminimizden hızlı bir şekilde kabul gördü. Dizel önümüzdeki süreçte görünen o ki tamamen yok olup gidecek binek otomobilde öyle görünüyor. Ya da çok tek tük ülkelerde belki kullanılır ama üretici için belli bir adedin altına düşen taleplerde de o teknolojiyi üretmek, ona yatırım yapmak çok ekonomik olmayacaktır. Bu nedenle bundan sonraki süreç hibritlerle yoğun geçer gibi geliyor. Hani elektrikli otomobili, tam elektrikli otomobili çok konuşuyoruz. Birçok firma, birçok marka modeller geliştiriyor. Toyota da bunlardan biri, Lexus da bunlardan biri. Ancak istediğimiz altyapının oluşması ve özellikle batarya teknolojisinin istenilen seviyeye gelmesi biraz daha zaman gerektiriyor. Biraz zaman gerektiriyor. İşte o zamanı da bugün hibrit otomobiller, hatta bir sonraki geçiş aşamasında hidrojen yakıt hücreli hibrit otomobiller şu anda, ki Toyota da bunun bir modelini 3-4 yıldır satıyor zaten. Bir müddet sonra hidrojen yakıt hücreli otomobilleri göreceğimizi düşünüyoruz. Bu süreç içerisinde işte elektrik altyapısı, batarya teknolojileri gelişirse ondan sonra tamamen elektrikli otomobillerin yavaş yavaş pazarı domine edeceğini bekliyoruz ama buna biraz daha zaman olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şu andaki mevcut pil teknolojileriyle, şarj süreleriyle ya da menzilli olarak baktığınızda, aracı bir kere şarj ettiğinizde ne kadar yol yapabildiğinize baktığınızda ve altyapı olarak hani elektrik altyapısı ya da şarj ünitelerinin yaygınlaşması gibi sebeplerle bugün için çok hızlı bir tamamen elektrikli otomobile geçişin olmayacağını öngörüyoruz. Tahmin ediyoruz önümüzdeki en az 15 yıl, belki biraz daha uzun süre hibrit araçlar, hibrit teknolojiler daha fazla pazarları domine eder gibi görünüyor. Bu dönüşüm için biraz daha vakit var. Şimdi artık sonuna yaklaşırken sohbetimizin, ben hem 2021 yılından beklentileriniz otomotiv sektörü adına, hem de söylemek istediğiniz son mesajınız varsa yeni yılla birlikte onları duymak isterim. 2021'e de tabii yine bir belirsizlikle girdik, evet, malumunuz. Neden? Pandeminin ikinci dalgası, işte virüsün mutasyona uğraması gibi birçok sebep konuşuyoruz. Evet. İşte aşılar birbirinden farklı teknolojilerle geliştirilmiş. Bu aşılar işte dünya nüfusuna ne zaman dağılacak, evet, ülkemize ne zaman gelecek, herkes ne zaman aşı olacak, aşının işte yararı zararı bir takım spekülasyonlar gibi. Şu anda bu belirsizlik var. 2020'ye göre ülkemizde böyle bir miktar daha otomobil satışlarının geride kalacağını düşündüğümüz bir sene. Yani 2020 750-780 bin arasında açıklanırsa 2021'in de 700 binler seviyesinde olacağını tahmin ediyoruz. Çünkü bir değişen vergi sistemi söz konusu. Onun bir olumsuz etkisi var. Faizlerdeki yükselmenin olumsuz bir etkisi var. Kurlar bir miktar yükseldi. Tüm bunlar otomobil fiyatlarını yukarı çekti. Bunların tamamının bir olumsuz etkisi olacaktır. Ama öte yandan da hala tamamlanmamış, o ötelenmiş bir talep de söz konusu. Onu da biliyoruz.
Bu nedenle biz ortalamada 700 binler seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Bir düşüş var ama çok ciddi bir düşüş yok beklentide yani, anladığım çok kadarıyla. Çok ölümcül değil en azından. Buna da şükür diyeceğimiz. Yalnız eğer pandemi sebebiyle otomobil sektörünün üretim bacağında aksamalar olursa bütün planlar, bu rakamların hepsi anlamını yitiriyor. O zaman ne kadar otomobil bulabilirseniz o kadar satacağınız için pazar tahmini yapmak güç olur. Bu ihtimaller dahilinde mi? Evet, dahilinde. Çünkü birinci dalgada bunu yaşamıştık, yaklaşık 3 ay dünyadaki otomobil üretimi durmuştu. Tekrar böyle bir şey yaşanır mı? Umarız ki yaşanmaz ama ihtimaller dahilinde olduğunda göz ardı etmemek lazım. 2021'e böyle bir belirsizlikle başlamış olduk. Umalım ki tabii ki birinci önceliğimiz insanların sağlığı. Yani otomobil satışları iner çıkar, bugün az çıkar satarsınız, yarın çok satarsınız. Kesinlikle. Tekrar o kayıplarınızı telafi edersiniz ama insan sağlığının telafisi güçtür. Bu nedenle önceliğin her zaman insan sağlığını ön planda tutan önlemleri göz önüne alarak tüm planlamayı böyle yapması gerektiğini düşünüyorum tüm sektörlerin. Biz de bu şekilde hareket ediyoruz. İnsanlarımızın sağlığı öncelikli. Satışları da mevcut şartlar altında olabilecek en yüksek adette yapmaya gayret göstereceğiz diye düşünüyoruz. Umalım ki o ikinci dalga etkilerini çok hızlı telafi ederiz. Evet, inşallah. Ya da işte aşıyla ilgili çözümler hızlı sonuç verir. Bu musibetten kurtuluruz tabii, bir an önce. Alıştığımız normallere bir an önce döneriz. Çünkü bakıyorum kimle konuşsak herkes, hepimiz aynı düşüncedeyiz. İnsanları özledik. Birbirimizi gerçekten özledik. Yani her şey bir yana, tabii ki sağlık çok önemli ama hani otomobillerden falan daha önce gelen kimle sohbet ettiğinizde hep birbirimizi özlemişiz. Yani çok özür dilerim, araya giriyorum. Bu konuşmayı cam ekranların karşısında online olarak da yapabilirdik ama burada karşılıklı hani göz göze bakarak, hissederek, o enerjiyi alarak yaptığımız sohbetlerle eş değil. Burada bir parantez açmak istiyoruz. Bu sohbetler için çok teşekkür etmek istiyorum. Şu anda bu ortamda çalışan herkesin PCR testi var ve testlerimiz negatif çıktıktan sonra bir araya geldik. Bunu da burada yerini yakalamışken söylemek istedim. Buyurunuz. Evet, iyi oldu hatırlattınız. Çünkü çok önem veriyoruz. Çok az dışarı çıkıyoruz. Çok nadir. Ben kendi adıma ortalama ayda bir kez falan çıkıyorum. Bu son bir aydır da ilk çıkışım bu çekim için. Ama burada alınan önlemler gerçekten hepimizi çok rahatlattı. İçeride hani soluduğumuz havayla ilgili bile birçok önlem alınmış. Çok teşekkür ediyorum ben de. Hani izleyenler şey düşünmesin. Hani bunlara dikkat edilmeden yapılmış bir çekim değil. Azami dikkat ettiğimiz bir konu az önce dediğim gibi. 2021 ile ilgili dönersek dediğim gibi her ne kadar belirsiz bir sürece girmiş olsak da biz her zor durumu en doğru şekilde yönetecek önlemleri alıyoruz. İnsanların sağlık başta olmak üzere yani biraz özgürleştiği, hani sosyalleşebildiği, özledikleriyle özlem giderebildikleri bir yıl olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Geri kalan her şey bir şekilde çözülür. Hani herkesin hayalindeki o en lüks otomobille bir gün kavuşması kimi zaman erken, kimi zaman geç belki mümkün olur. Ama az önce saydığım değerler bence bunların çok daha üstünde önemli değerlerdir. Çok özlediğimiz şey var. O özlediklerimizi özlediklerimizle kavuşacağımız bir 2021 olmasını temenni ediyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederiz Ali Haydar Bey. Çok sağ olun. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Efendim, Lexus'la şık sohbetlerde otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Sayın Ali Haydar Bozkurt'la birlikteydik. Görüşmek üzere.